Selamlar arkadaşlar. Yeni bir yürüyüş rotasına gidiyorum ben Çöpeker Ağa'ya. Onun için Terminal Terrestre'de Cusco'ya geldim. Perla del Sur firmasından otobüs biletimi aldım. Abanca'ya giden otobüslere biniyorsunuz bunun için. Ya buraya giden şeyler de var. Kolektivolar falan da var da ben ilk önce oraya gittim. Korovasi diye başka bir yere gidiyor. Oradan başka bir dolmuşa binmek gerekiyordu. 20-10'a veriyorsunuz. Sonra bir 20 daha vermeniz gerekiyordu. 40'a geliyor toplamda. Şimdi ben bununla kaç oraya gideceğim? 25'e. Oradan da Kupiyak diye bir yere gideceğim. Artık dolmuş var mı ya da taksiyle mi gideriz bilmiyorum. Bugün gidip orada kalacağım muhtemelen. Yarın da yürüyüşe başlıyor olacağım. Otobüse de 25 verdim. Ben arkadaşlar yol ayrımına geldim. Kaçora'ya. Buradan yukarıya çıkıyor yani San Pedro Cachora'ya. Aquí en Perú hace un mes, casi un mes, más o menos. Sí, quiero quedar más tiempo. Tres. Vas, voltea acá. Ay, yo dije que me está llevando. ¿Cuál es favorito? ¿Cuál es? Elif. Legando de amor. Legando de amor. No recuerda. Hay mucho. Yo vi hay mucho novelas turcas en Perú. En pequeños pueblos siempre. Sí. Tengo la zona. Ah, perfecto. Sí, porque perfecto. La bajada es la parte que es puro, de piedra. Sí, y caminas, hay mucha piedra. Vas a caminar así de costadito, bajando. Sí, 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 sí. Así, así, sí. Rodillas duele. Sí, claro, sí, claro. Así, sí. Hablo así, no, sí, no sabía. Es peligroso. No, sí. Ablalar da otobüs durağında bekliyordu. Onlarla beraber ortak taksi aldık. Bayağı Ochenta'dan açtı işte. En son Trente'ye indik. Kişi başı ona geldik yani. Ciao. Un gusto. Muchas gracias. Sağ olsunlar valla. Yardımcı oldular. Onlar da gitmişler. Bayağı gezmiş onlar da. Şimdi şeyi ziyarete gelmiş. Kardeşim artık bilmiyorum. Onu ziyarete gelmiş. Bayağı bilgi verdiler. Onlar da gitmişler çok Çöpeker Ağa'ya. Machu Picchu vesaire gitmişler. Bayağı böyle Peru hakkında sohbet ettik. Keyifli geçti. Cachora'ya geldim arkadaşlar. Benim rakan taksi. Plaza burası. Şurada da Çöpeker Ağa hakkında harita koymuşlar. İşte yürüyüş buradan başlıyor. Kapiliyok'a kadar gidiyor 11,5 kilometre. Ben bugün buraya kadar gideceğim. Orada işte bu akşam kalıp yarın asıl yürüyüşe başlıyor olacağız yani. Çöpeker Ağa'ya kadar yaklaşık bir 30 kilometre civarında 2-3 gün falanlık bir yürüyüş. Öyle şimdi burada bir yemek yiyeyim. Sonra Kapiliyok'a yürüyüşe başlıyoruz. Burası da San Pedro Cachora'nın plazadaki kilisesi. Benim otobüsten indiğim yerden buraya yaklaşık işte bir 3 saat falan gösteriyordu maps'imi ama 8 kilometre falan. Yani bayağı dik bir iniş. 3700 falandı benim o otobüsten indiğim yer. Vadiye indik biz şu anda. O ablaların denk gelmesi iyi oldu yani. 10 sole bayağı hızlandım. En azından bugün akşama Kapiyuyok'a ulaşırsam orada kalıp yarın sabahtan yürüyüşe başlamak istiyorum temiz şekilde. Benim amacım aslında bugün şeydi yani. Yürüyüşe başlayacağım noktaya erişmekti. Bakalım Kapiyuyok'a gidersek eğer onu başarmış olacağız bugün. Şimdi burada yemek yiyorum. 10 sole işte şey içecek geldi. Çorba var bir de tavuk mavuk bir şey gelecek gösteririm onları gelince. Önden çorba geldi. Biraz tavuk var, mısır var, havuç var, patates var. Bir sürü sebze meyve falan var. Büyük bir porsiyon çorba yani. İkinci olarak da şöyle bir işte pilav, tavuk, salata gibi bir şey geldi. Şöyle de işte bir içecek verdiler. Şurada bir acı verdiler de bayağı acıymış da güzeldi ya. Bakın televizyonda Türk dizisi oynuyor. Nerede Türk dizisi oynuyorsa bilin ki köye gelmişiz. Şevalsan falan var. Bir onu tanıyorum. Kadın da Şebnem mi? Öyle bir şey değil ismi arada. Soyadını hatırlayayım. ¿Cuáles crees que son sus defectos? Sí, Hanna, ¿por qué no nos cuentas qué pasó? Ay, espera. El problema es que ella me... Saat 3 başladım yürüyüşe.
11,5 kilometre yürüyeceğiz bugün. İşte yaklaşık 2,5 saat falan dediler. Bakalım göreceğiz artık. Öyle inişli çıkışlı bir rota burası. Bugün öyle yani. Yarın da yaklaşık bir o kadar daha yürüyeceğiz yani. 2-3 gün sürecek bu rota. Yine aynı yerden geri döneceğim ben. Zaten detaylı bilgileri yol üstüne veriyor olurum. Monastardayız. Kapılı yok si. Kapılı yok. Si directo. Hala gracias. Ciao. Yol üzerinde yer yer böyle şeyler var, işaretler var yürüyüş için. Ben haritadan da takip ediyorum çünkü köyün yeri biraz karışık yani çok fazla yol var. O yüzden haritadan takip etmekte de fayda var açıkçası. Eğer Güney Amerika'ya gelip böyle yürüyüşler yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar, gelmeden bir su filtresi falan almanızı tavsiye ederim. Bu tür yerlerde oldukça iş görüyor. Çünkü çok fazla hayvan var bu bölgede. Yani su kaynakları kirli olabiliyor, o yüzden suyu filtrelemeniz önemli. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Baksanıza. Ağaca sarmaş gibi dolanmış. Kavun mu? Kabak mı? Kavuna benziyor ama. Çözemedim. Şu yerlerde de vardı. Ha bakın şurada da var. Koca koca. Nasıl çıkmış onlar buraya? Patika güzel vallahi ya. Gölgede ilerliyorsunuz. Güneş diğer tarafta kaldı. Terlemeden rahat rahat ilerleniyor gölgeden. Soğuk da değil. Hava çok güzel. Tam böyle yürümek için ideal yani öyle söyleyeyim. Vadiden çıktım arkadaşlar. Benim bugün ulaşacağım yer tam şu karşısı. 3,5 kilometre kaldı. Araç yoluna ilerliyorum. Vadiden çıktığım için şuraya döndüğüm andan itibaren rüzgar başladı artık. Son 3,5 kilometre rüzgarlı. Bir 40 dakikaya falan varım oraya. Belki o kadar bile sürmez yani. Karşı dağ, işte karlı dağların eteklerinde yürüyoruz. Manzaramız çok güzel. Buradaki vadi de bayağı derin ya. Aşağıda nehir gördüm. Bayağı derin aşağısı. Ya buradan hala gözükmüyor yani öyle söyleyeyim. Ben şuradan nehir falan görüyorum da siz seçemezsiniz, zor. Tam şu hemen karşıda. Salkantay'a da bağlanabiliyor. Machu Picchu'ya kadar gidebilirsiniz buradan. O da 8-9 gün sürüyor bildiğim kadarıyla. Ben gidip döneceğim. Benimki de işte 4-5 gün sürecek. Benimki kendiniz yaparsanız işte 10'da 1'e 10'da 2 maliyeti hallediyorsunuz. Turla gelirseniz $500. Öyle söyleyeyim. Bana sardes. Geldim arkadaşlar. Burada restoran, kafe falan var. Şurada kalacak yer varmış ya, bir kamping sahibi. Ucuzsa eğer hostelde kalırız. Bana sardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. ¿Sabes dónde está el campamento? ¿Te quieres quedar a acampar acá? Sí, hay campamento. Sí, también hay campamento, pero si tú deseas puedes bajar hasta Chiquisca. ¿Te vas a Choquequirao? Sí. Chiquisca, de acá 5 minutos es todo bajada. Bajada. Puedes llegar a Chiquisca a acampar. Hay dos campings en Chiquisca. Ah, dale. Y cosa que mañana tú puedes hacer más fácil tu trekking hacia Choquequirao o Marampata. Ah, ¿cuándo se puede estar acá? Porque ahora todavía es temprano para que te puedas quedar acá. ¿Cómo? Chiquisca, ¿cuánto tiempo te saca? 2.5 to 3 horas. Y es todo bajada, ya no es sí, sí. Subida. Acá los señores también se van hasta Chiquisca. Si deseas, puedes ir. Como... Mañana es también. Sí, mejor sí, sí, sí. Es... ¿Hay hospedaje aquí también? También, sí. ¿Sí, dónde? Hospedaje. Si quieres, yo te puedo alquilar, como también el señor tiene hospedaje. Dale, muchas gracias. Okay. ¿Hay campamento aquí, sabes? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? Acá, sí. Sí, carpita. Sí. Ya, ya. ¿Cómo? ¿Hay hospedaje también? También, permisos y caballos. Ah, esos. Ah, campamento y hospedaje también. Sí, sí, sí. ¿Cuándo vale, señor?
¿Para una carpa? Sí. ¿Y eso? ¿Tienes baño, ducha, gratis? ¿Y esos? ¿Hospedaje? Hospedaje 50 soles. 50, dale. Es con luz, con todo. Dale, para acampar está bien. ¿Eso es el lugar, sí? Sí, 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 sí. Armamos. Burası hem kamping hizmeti veriyor hem de işte şu şey evlerde kalıyormuşsunuz da. Evler pahalıymış ya. Son soruda kalırdık da. Çok bir şey yok artık. 50 sol fazla yani. Ne yatırız artık. Hola, buenas tardes. Hola. Şuraya kurulayım ben ya. Güzel yer yapmışlar ama. Manzarası güzel, evler de güzel. Ya burası çok fazla turistik değil. Buraya teleferik yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani ondan sonra burası epey turistik olacak. Buralar patlar yani. Yani şuraya falan kurayım ya. Çadırımı. Geldim arkadaşlar, çantayı bıraktım. Benim dışında bir çift vardı. Sonra dışarıda bir çift daha gördüm. Şurada şey var, kulübe var bir tane. Orada kayıt yapıyorsunuz. İşte bilgilerinizi giriyorsunuz falan filan. Kaç gün yürüyeceksiniz. Mirador'da da var birileri. Herhalde var yürüyüş yapanlar. Register yaparken şey yani. Kayıt yaparken normalde 60 sol arkadaşlar. Öğrenciyseniz eğer 30 sol. Yani öğrenciyseniz kartınızı muhakkak getirin. Kartı falan bakıyorlar. Yani kendi okulunuzdan ziyade işte İSİK'in International kartı var. International Student kart diye geçiyor. Gelmeden öyle bir şey çıkartabilirseniz daha kolay faydalanırsınız. Benim yaşım büyük mesela, 33. Yaşımı falan da sordu. Normalde ben turist biletini alırken Cusco'da orada kabul etmemişlerdi yaştan dolayı. 25 yaşa kadardı. Burada 30 verdim abi. İyi oldu. 30 cepte kaldı. Allah işte 30 ne yapıyor? 9 dolar falan yapıyor. 60'da 18. Gidelim Mirador'a. Gün batımını izleyelim. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Evet arkadaşlar, Mirador'a geldim. Nereden başladık? Bugün Kaçora'dan başladık. Kapıyı'ya geldik. İşte burada kalacak yer, yemek için, kamp için yerler var. Duşla tuvalet falan da var da. Allah, sıcak su var mıdır yok mudur bilmiyorum. Çok sanmıyorum da olacağını. Yani bilgiler güzel açıkçası. Burası Mirador şu an bulunduğumuz yer. Yarın da şu yol üstünden Santa Rosa'ya kadar gideceğiz. Burada kampı yapacağız. Burada iki tane kamping var. İlki nehir seviyesinde, ikincisi daha yüksekte. Yukarıdakini de yapacağım ben. Ondan sonra işte Çokikeray'a ertesi günde ulaşmayı planlıyorum. Öyle. Sonra da aynı yoldan geri döneceğiz. Şurada bir şey varmış ya, tepe varmış da oraya bir çıkak bakalım. Baksanıza vadiye. Bazıları aşağıya iniyor. Aşağıda bir tane kamping varmış. Orada da kalabilirsiniz isterseniz. 2 saat falan dedi. Şimdi gün batmak üzere artık. Ben de dinleneceğim. Hola, buenas tardes usted. Dinleneceğim, yemek yiyeceğim falan. Yarın erken başlarız. Öyle telafi ederiz en azından. Kaldığım yerde yemek falan da var arkadaşlar. Fiyatlar uygun ya. Pahalı diyemem yani. 10 sol ile 15 sol arasında değişiyor. İşte 15 sol tavuklu yemekler var ya da etli. 10 sol de işte böyle pilav. Üstüne yumurta. Bir de yanında işte patates kızartması, ufak da bir salata, domates falan. 10 sol yani, şu 2,5 dolar falan yapıyor. Yani çok pahalı diyemem. Büyük değil porsiyon ama en azından doyurur yani. Ben kendi yemeğimi bitirmek istemiyorum çünkü 4 gün muhtemelen gidiş dönüş sürecek. Belki bir gün şey yapacağız yani, orada yeri gezeceğiz. Gideceğimiz yer burası. Şimdiden spoiler olsun. Yani bunun sahibiyle konuştuk, dedi bir gün böyle gezersin dedi yani. Bayağı büyük yer dedi. Yemekten sonra da çay geliyor. Bizi de kehadet gibi. Cusco'da falan bu genelde çok yaygın. Gerçi ben Cusco'da dışarıda çok yemek yemedim de görmedim yani. Yediğim yerlerde de hiç böyle çay geldiğini falan görmedim. İşte diğer kutsal vadide olsun, oradaki yerde yemekten sonra illaki bir mate falan geliyor yani. O bakımdan seviyorum. Ya bizim yemekten sonra çay kültürü olduğu için burada yemekten sonra insan arıyor öyle şeyler. Bu gelmeseydi ben kendim yapacaktım çadırda, iyi oldu.
Çayını da içer, sonra yatışa geçeriz artık. Çadır buraya kurdum arkadaşlar. Vallahi çok ışık yok, gösteremiyorum. Bak bir tane tepede ışığımız var da. İçini göstereyim. Uyku tulumu işte benim. -5 konforu var. -30'a kadar ekstremi. Bir tane şişme matım var. Onun altında da bir tane işte köpük mat var. Bir de şişme yastık. Yemeği yedik, çayı içtik. Yatıyorum artık. Bu videoluk bu kadar. Bunları seri halinde yapacağım. Bir sonraki videoda artık bir sonraki rota yürüyor olacağız. Yani gün gün yapacağım muhtemelen, çok uzun olmasın diye. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.